Merhaba arkadaşlar, Pestemel Abili kanalına hoş geldiniz. Sıfırdan kadro tamamlama serisinin ikinci bölümündeyiz. Belki de bu seriyi bugün tamamlayacağız arkadaşlar. İkinci bölümünü tamamlayacağız diyebilirim. Daha öncesinde iki defa top açılımı gerçekleştirmiştik bu hesabımızda ama kadroyu tamamlayamadık. Bazı bölgelere oyuncular gelmemişti. Yedekleri de hemen göstereyim. Şöyle kendimi sağ alayım arkadaşlar. Sağ bekimiz ve orijinal sol açık kartlı oyuncu gelmedi bize. Yedeklerde Pedro ve sol bek oyuncumuz vardı, Luke Shaw. Hani yama olarak onları o pozisyonlarda kullanıyorduk ama bugün 12 tane top açılımı gerçekleştireceğiz. Bu kadro harika bir seviyeye de gelebilir. Çünkü Liverpool, Arsenal, Şampiyonlar Ligi ve Player of the Week oyuncuları var. İçlerinde çok yüksek seviyeli, çok isteyeceğimiz oyuncular var mı? Var. Şimdi az sonra gösteririz arkadaşlar oraya da geldiğimiz zaman. Bu kadro belki de bugün uçacak, çok iyi bir seviyeye gelebilir. Belki de orta halli bir kadro da ortaya çıkabilir. Tamamlamaya çalışacağız. Şimdi 1200 MyClub paralı top açılımına geçelim. Top açılımı yapacağımız yerlere baktığımız zaman arkadaşlar Arsenal var. Burada özellikle de Aubameyang'ı istiyorum. İleri uçağı Aubameyang'ı yerleştirdik. Hızlı bir oyuncu. Ayrıca sol kanat oyuncusu Saka'nın da gelmesini isterim. Genç, hızlı, yetenekli futbolcu. Liverpool'da milli futbolcumuz Ozan Kabak var. Muhammed Salah'ı bakalım burada düşürebileceğiz mi? Ana hesapta gelmemişti. Daha sonrasında Player of the Week oyuncuları da var. Burada da önemli futbolcular var. Hemen şöyle bir gösterelim. Hani Karim Benzema, Lewandowski ama iki tane de sağ bek var. Trippier var. Atletico Madrid'in sağ beki ve Barcelona takımının sağ beki Dest de var. Şu ikisinden birini düşürürsek zaten sağ bek, orijinal sağ bekimiz yoktu. Çok iyi olacak. O bölgeyi artık tamamlamış olacağız. Hani belki sol açık yerine farklı pozisyonlardan oyuncuları da çevirip belki gizli forvet olarak kullanabiliriz. Haftanın oyuncularına, Şampiyonlar Ligi oyuncularına da bakalım. Burada da çok önemli futbolcular var. Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans sergilemiş futbolcular. Hani birçoğunu isterdim. Bakalım hangisi gelecek. Öncelikle buradan başlayalım arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nden her birinden birer tane yaparak başlayalım. Devam edelim. 3 taneyi bir anda yapmayalım. Tek tek her birinden birer tane şeklinde top açılımını gerçekleştirelim. Anlaş diyelim. Ve ilk top açılımına bakalım kim gelecek. Yani gözüm bir Alaba'ya kaydı orada ama acaba Alaba ile mi başlarız? Şöyle bağımsıza doğru gider mi? Gitmedi. İspanya'ya gitti. İspanya'dan Sergio Ramos mu acaba? Evet. 4 numaralı formasıyla Sergio Ramos'u stoper oyuncusunu düşürdük. Elimizde 2 tane stoper vardı. 3. stoper de oldu. İyi oldu. Tabii ki alternatif stoper de elimizde bulunsun. Yeter. Hani bir daha gelmesin artık Ramos. Aynı oyuncuyu bakalım düşürebileceğiz mi? Son zamanlarda bunun sayısı çok arttı. Birçok kişi tabii ki bundan da şikayetçi. Benim de başıma geliyor. Aynı oyuncu ikinci defa geliyor. Şimdi normal haftanın oyuncularından açalım bir de. Anlaş dedik. Real Madrid'den bir de Benzema'yı düşürür müyüz acaba? Buradan Dest gelirse harika olur. Olmadı Trippier ama İspanya'ya gitmedik. İspanya'ya gitmedik. Devam edelim. Tabii sağ bek pozisyona da ihtiyacımız vardı ama çok iyi de stoper düşürdük. Yani haftanın yıldızını düşürdük. En çok tartışılan, en çok konuşulan oyuncuyu düşürdük. Bu da iyi oldu ama iki tane stoper üst üste düşürmüş olduk. Güzel, yüksek seviyeli, iyi stoperlerden iki taneyi kadromuza kattık. Ama yeter, artık stoper gelmemeli. Savunma oyuncusu elimde fazla var. Bir sağ bekimiz yoktu orijinal. Hani yama yapacağız belki oraya. Şimdi Arsenal'den de top açılımı gerçekleştirelim. Sergio Ramos da eskiden sağ bekti. Çok iyi bir sağ bek oyuncusuydu. Real Madrid'de de ilk yıllarında sağ bekte oynuyordu. Sonra stopere dönüşmüştü. Kaleci geldi. Artık yedek kalecimiz de oldu. En azından tabii şu ana kadar aynı oyuncu geldi diyemeyeceğim. Çünkü ikinci tura daha başlamadık. Leno'yu düşürdük. Kaleci var. Umarım bir daha kaleci gelmez. Liverpool'a geçelim. Ozan Kabak diyeceğim ama o kadar stoper geldi ki. Bakalım buradan da Ozan Kabak'a düşürebileceğiz mi? Muhammed Salah. Yani umarım gelir. Ana hesapta gelmemişti. Bakalım. Ana hesaptaki oyuncuları mı verecek yoksa? Henderson. Evet. Benim ana hesaba da Henderson gelmişti. Bakalım Liverpool aynı öyle mi olacak? Çok merak ediyorum. Henderson'u burada da düşürdük. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne gidelim. Orası daha çatafatlı. Daha çok hoşuma gidiyor taraf benim. Haydi bakalım. Anlaş dedik. Şöyle bir gözüm Kevin De Bruyne'ye kaydı ama kime kaysa gelmiyor zaten. Kimle göz göze gelse ama futbolcu gelmiyor. Ama bu sefer gelir mi? İngiltere'ye gittik. Aha bu sefer geliyor. Manchester City'ye gittik. 17 numaralı formasıyla Kevin De Bruyne. O an bir an göz göze geldim. Dedim acaba Kevin De Bruyne mi gelecek? Bu sefer doğru hissettik.
Kevin De Bruyne'yi önemli futbolcu, ofansif orta saha ve göbekte de oynayabiliyor. Düşürmüş olduk. Orta alana da bir takviye yaptık. Normal haftanın oyuncularına geçelim. Burası çok önemli çünkü iki tane sağ bek var burada. Anlaş diyelim. Hani gönlüm Barcelona takımının sağ beki Dest'ten yana. Trippier'e de razıyım. İleri diyelim. Henüz daha sağ bek oyuncusu düşüremedik. Orta alana bir takviye daha yaptık. Şimdi Arsenal'e geçelim. Bakalım Arsenal'den Aubameyang gelecek mi? İlkinde kaleci düşürmüştük buradan. Şu ana kadar aynı isimler gelmedi. Yani sevindirici olan taraf o. Dedim. Demez olaydım. Tam dedim. Üstüne aynı futbolcuyu verdi. Gittik iki defa Leno'yu düşürdük. Yani aynı futbolcu gelmez dedim. Ağzımızı açtık. Gitti Leno'yu iki defa verdi. Bakalım üçleyeceğiz mi? Onu da merak ediyorum. Liverpool'a gelelim. Liverpool'da ilk başta Henderson'u vermişti. Benim ana hesabıma da Henderson'u vermişti. Sol bek Robertson'u vermişti. Bir de forvet Origi'yi vermişti. Bakalım aynı üçlü buraya da gelir mi? Henderson olmasın da sol ayaklı. Muhammed Salah bence. 11 numaralı formasıyla Muhammed Salah. Bu hesabımıza düşürdük. Messi vardı. Muhammed Salah var. Dizilişi değiştireceğim. Ofansif orta sahalı bir dizilişe geçelim biz. Muhammed Salah da geldi. Çok iyi oyuncu düşürdük. Bu sefer güzel oldu. Aslında genel anlamda iyi top açılımı oluyor. Yüksek seviyeli oyuncular da düşürüyoruz. Haftanın en çok istenilen birçok oyuncusunu da şu ana kadar düşürdük. Ama devam edelim. Hemen devam edelim. Şimdi tekrardan Şampiyonlar Ligi'ne geliyorum. Şampiyonlar Ligi'nden bakalım kim gelecek. Anlaş dedik. Tabii aynı futbolcuları vermesin yeter ki. İngiltere'ye gittik. En azından aynı futbolcuyu vermedi. Ona sevindim. Artık ileri diyelim burada. Thiago mu? Evet. Orta alana bol bol takviye yaptık. Yedeklerimizde de iyi göbek oyuncuları oldu. Takımda 3 tane göbek vardı. Bugün de bayağı göbek çıkardık. Normal haftanın oyuncularına gelelim. Bizim için burası çok önemli. Sağ bek oyuncusu var. Haydi anlaş dedik. Dest ya da Trippier'den birisi bizi kurtaracak. İspanya'ya gittik. Acaba Dest olur mu? Olmadı. Benzema'dır bu. Real Madrid'e gittik. Real Madrid'den de bugün ikinci oyuncumuzu düşürmüş olduk. Karim Benzema geldi santrafora. Yıldız bir futbolcuyu kadromuza katmış olduk. İleri diyelim. Ne yazık ki oradan iki sağ bekten herhangi birine denk gelemedik. Liverpool ve Arsenal kaldı. Bakalım bunlardan kim gelecek? Arsenal'den Leno'yu üçleyebileceğiz mi? Artık Leno'yu vermez diye umuyorum. Umarız vermez. İyi, en azından vermedi. Orası bir an kaleci, şöyle yere uzanan biri gelmesin istiyordum. En azından kaleciye düşürmedik. Güzel de oyuncu düşürdük ama. Hızlı bir oyuncu düşürdük. Sol kanada, sol açık diyorduk ama sol kanat düşürdük bugün. İleri diyelim. Ve son top açılımı Liverpool. Bunu da gerçekleştirdikten sonra kadromuzun son haline bir bakalım arkadaşlar. Nasıl bir kadro ortaya çıkacak? Liverpool'da bakalım sonda Ozan Kabak gelir mi? Hani stopere ihtiyacımız yok ama milli futbolcumuz oyunun etkili stoperlerinden 96 seviyeye kadar çıkıyor. Bakalım düşürebileceğiz mi? Yani Muhammed Salah iki defa verme. Verdi. Ya bugün iki defa başımıza geldi. Leno'yu iki defa verdi. Ve Muhammed Salah'ı da iki defa vermiş oldu. O anlamda üzücü oldu. 12 top açılımından 10 tane oyuncuyu kadromuza kattık. Şimdi kadromuzun son haline bakalım arkadaşlar. MyClub paraları da 1-1 eridi. Ve kadromuzun son halini görelim. Artık kadro tamamlandı gibi. Hemen son şekline bir göz atalım. Kadromuzun son haline baktığımız zaman da arkadaşlar dizilişi değiştirdim. Alman menajer Löw'ü aldım. 4-2-1-3'e döndüm. Messi ofansif orta saha çektik. Şu an artık kadromuz oluştu diyebilirim. Yedekleri de göstereyim. 18 kişilik kadromuzu oluşturduk. Birçok bölgede alternatif oyuncular da var. Harika oyuncular da düşürdük. Güzel oyuncular da geldi. 3. top açılımında kadroyu kurmuş olduk. Sıfırdan kadro kurma serisinin 2. bölümüydü bu. Ve 2. bölümde de gayet güzel bir kadro kurduk mu kurduk. Ha 1-2 noktaya ama daha iyi oyuncular gelebilirdi. Yani orijinal bir sağ bekimiz ve orijinal bir sol açığımız belki yok ama yine de futbolculara baktığımız zaman güzel bir top açılımı oldu. Bu hesapta gerçekten iş görecek, keyifle oynanacak bir hesap haline geldiğini söyleyebilirim.
İlk 11'i de şöyle son olarak göstereyim arkadaşlar. Elde de yani 1000 MyClub parası var sayılır. Perşembe bir de ikonlardan top açılımı yapıp belki bir ikon da düşürürsek bu kadronun bir süsü olur. Son olarak da ikonla imzamızı atarız belki. Son olarak ikonlardan bu perşembe günü top açılımı gerçekleştireceğim. Belki bir tane ikon düşürürüz. Manchester United'dan açmayacağım. Milan'dan bir şansımı deneyeceğim. Oradan bakalım ikon düşürebileceğiz mi? Sizlere yayınlar. İyi seyirler. Hoşçakalın.